Berk Artun aslında 2010 yılından beri ticaret yapmak isteyen biri. Bunu 2012 yılından itibaren biraz daha yurt dışından ürün getirerek kendi çevresini ve sosyal medya üzerinden yapmış. Sonrasında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra da bu işe tamamen girmiş olan biri. Artık e-ticaret uluslararası bildiğimiz gibi ve bu pazarda yer almak istediğim için kurduğum bir şirket. Bunu kurmamın amacı da tamamen Yasal olarak ilerlemek ve yurt dışında avantaj sağlamak amacıyla kurdum. Hem kendi ürünlerimi satıyorum hem de çeşitli markalarla anlaşma yaparak anlaşma yollarıyla kendi ürünlerinin satışını gerçekleştirdim bir firma aslında. Burada hem tekstil hem kozmetik üzerine ürünler var. Bunları dünyanın çeşitli ülkelerinde satışını gerçekleştirip pazarda yer almaya çalışıyoruz. Şöyle başladı. Ben Amerika'da aslında bir şirketi başka bir platform üzerinden, tamamen platformlu platform üzerinden kuruluşunu gerçekleştirdim. Sonra anladım ki şirketi kurmak yetmiyor, çeşitli işte vergi numaralarıdır, ee, başka işlemler de gerekiyor. Bunların tabi hiçbirini bilmeden başladığım için bu yola, orada biraz zorlandım. O noktada da aslında Social Enterprise'e ulaştım. İyi ki de ulaşmışım diyorum çünkü kafam da karışıktı bu noktada. Yani şirketi Türkiye'de mi kursam acaba ya da Amerika'da şirketten mi devam edeyim, kapatayım mı? Böyle bir karmaşa içerisindeydim ve sosyal medya olsun, internet üzerinde olsun çok bilgi karışıklığı var. Yani doğru cevabı bulamadım bir türlü. 2020 Haziran'da resmi olarak kuruldu. Sonrasında bu benim iletişime geçmemde de Eylül ayında oldu. Eylül ayında bir konuşma gerçekleştirdik. Sonrasında dedim ki ben buradan devam etmeliyim. Öncelikle ilk aldığım hizmet e, ITN numaramı almak oldu. E, bu en önemli şeylerden biri çünkü. Sonrasında vergi beyannamelerimde çok destek oldular. Vergilerimi e, onlarla birlikte tamamladım. E, E2 yatırımcı vizesi sürecim oldu. Turist vizesi sürecim oldu. Tamamen tüm aşamalarda yani karşıma çıkabilecek her aşamalarda onlarlayım. Anında soruyorum ve anında cevabını alıyorum. Yani onlarla alakası olmasa bile yani social enterprise de bu vergiyle ya da şirketle ilgili bir şey olmasa bile benim kafama takılan Amerika ile ilgili ya da Amerika'da bana lazım olan bir belge olabilir, herhangi bir şey olabilir sorduğumda direkt bana yanıtını veriyorlar. Hani onu dedim ya onlarla ilgili olmasa bile bu noktada da hani bilmiyorlarsa ya senin için bir araştıralım diye bir dönüş alıyorum ve gerçekten araştırıyorlar. E-ticareti yapan özellikle Amerika'da yapan insanların e bu noktada şirket kurmaları gerekiyor belli bir noktadan sonra. Ya bana ulaşan herkese ben direkt gözüm kapalı diyorum ki Social Enterprise arayın ve hatta diyorum benim yönlendirdiğimi söyleyin size illa ki yardımcı olurlar. Sonrasında şey yapmıyorum. Yardımcı oldular mı diye sormuyorum bile çünkü zaten o tamamlanmış oluyor. İşlerim tahmin edemeyeceğim derecede hızlandı aslında. Çünkü dediğim gibi karşılaştığım herhangi bir problemle ya da bir problemle karşılaşmamam da gerekiyor. Eee kafama bir şey takıldığında bunu açık bir şekilde soruyu sorabiliyorum, istediğim zaman sorabiliyorum ve ben çok güzel bunun cevabının yanıtını alıyorum ve bu yanıtlardan da tatmin oluyorum aslında. Hani acaba mı diye bir şey kalmadı kafamda ve ulaşamayacağım bilgilere de sahillerinde ulaşıyorum. Bu anlamda çok rahatım. Ee, hem böyle olunca Verimli olarak daha çok verimli çalışabilir çünkü akılda sürekli soru işareti olduğunda illa ki o bizim çalışma verimimizi etkiliyor. Verimliliğim arttı ve hız kazandım diyorum bir problem olduğunda zaten halledilir, bilgileri vardır deyip yoluma devam ediyorum. Benim tavsiyem aracı kurumla hareket etmeyin, direkt bu işleri yapan kişiyle iletişime geçin, onlarla ilerleyin çünkü aracı kurum olduğu için cevaplarınızı zaten alamayacaksınız ve karşılaştığınız herhangi bir problemde ki gerçekten hızlı aksiyon alınması gereken şeyler oluyor. Bu hızlı aksiyonlar alınamadığı için sizin işlerinizi tüm hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Yani bunlarla karşılaşmamak için bir kere direkt bu firmaların kendisiyle çalışın. Benim tavsiyem bu yönde ilk tavsiyem. İkincisi daha demin bahsetmiştim hani hem kendi çevreme bana ulaşanlar. Hani biz Amerika'da şirket kurmak istiyoruz ama bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz nasıl ilerleyeceğimizi. Çünkü Türkiye'de bu çok büyük bir belirsizlik. Türkiye'de yaşayanlar için. Doğru kaynak elde edemiyor. Bu konuda e, yaptığım benim daha önceki tüm danışanlara bu konuyla ilgili. Social Enterprise ile görüşün emin olun size yardımcı olur diye. Bunu söylememin sebebi herhangi bir reklam ya da herhangi bir şirketten komisyon vesaire aldığım için değil. Sadece aldığım hizmeti biliyorum. Ee, güvenim ortada, iletişim ortada. Bunlar böyle olunca kimsenin mağdur olmasını da istemiyorum aslında. Ve hatta her zaman onu diyorum yani bir önerdiğim bile sormam. işiniz halli oldu mu diye. Çünkü o işin hallolduğunu olduğunu biliyorum. Şirket kurmak isteyenler social enterprise'e ulaşabilir. Ve onlarla Emin olun ki ilk başta bir tedirginiz olabilir illa ki yeni bir işe başlıyoruz sonuçta. Yeni bir firma ile çalışacağım. Ama ondan sonrası şirketinizi kapatana kadar ki umarım asla kapatmazsınız. Ama kapatana kadar onlarla ilerleyeceğinizden emin olabilirsiniz.